Otoriteden herkese merhaba. Ben Halit Volkan. Yepyeni otomobillerin test sürüşlerinden klasik otomobillere, motor sporlarından otomobil dünyasına ait en sıcak haberlere kadar dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Otorite başlıyor. Opel'in lüks kabriyosu Cascada. Otomobil dünyasından en sıcak haberler. Motor sporları dünyası. Ünlü komedyen Yavuz Seçkin ve klasik otomobil tutkusu. Sizin için keyif otomobili nedir diye sorsam büyük ihtimalle farklı cevaplar vereceksiniz ama bu farklı cevapları belli ana gruplar altında toplayabileceğiz. Örneğin spor otomobiller, kupeler ya da arazi araçları gibi. Ama bunlardan biri de elbette kabriyolar olacaktır. Kabriyolar otomobilin ilk gününden beri aslında ister istemez var. Sonuçta ilk otomobiller zaten tavansızdı. Ancak ilerleyen dönemlerde kabriyo otomobiller lüks otomobil olarak algılandı ve buna uygun olarak üretilmeye devam edildi. Tabi bu arada kabriyo veya kabriole tanımının da biraz açılması gerekiyor. Sonuçta her gördüğünüz üstü açılabilir otomobil bir kabriyo değil. Eğer bir araç iki kişilikse ve üstü açılıyorsa bunlara roadster deniyor. Eğer dört kişilikse ve üstü açılıyorsa işte bu gerçek bir kabriyo. Kabriyo otomobiller farklı sınıflarda karşımıza çıkabiliyor. Örneğin küçük sınıfta da kabriyolar var, lüks sınıfta da. Ve bu o markanın ürün gamı içerisinde esas güçlenmek istediği noktayı da biraz tarif ediyor. İşte Opel burada yıllarca kompakt sınıfta kabriyolar üretti. Hatta küçük sınıfta da kabriyolarla karşımıza çıktı. Fakat bu genelde bağlı olduğu sınıfın içinde bulunan modelin ismiyle anıldı. Örneğin eskiden Astra kabriyoydu. Ancak Opel bu ürün gamında bir değişiklik yaptı ve bugüne kadar ürettiği en lüks kabriyoyu üretti. Ve adına da Cascada dedi. Cascada'nın ön tasarımına bakıldığında aslına bakılırsa platform olarak kullandığı otomobille çok benzeştiğini göreceksiniz. Yani Astra'yla. Evet, Cascada Astra platformuna sahip, üstelik burun yapısı olarak da hemen hemen aynı. Ancak ismi değişik. Bu Opel'in tamamen pazarlamasıyla ilgili bir şey ama genel tasarım öğelerine bakıldığında Opel'in son dönemde kullandığı far ve ızgara yapısının aynen korunduğunu görüyoruz. Elbette kabriyolar normal versiyonlardan daha lüks olmak durumunda. Bu tasarımda da kendini göstermeli. Ancak zaten Opel son dönemde özellikle ızgarada bolca krom kullanıyor ama hemen sis farlarının oradaki krom parçalar gerçekten Cascada'nın havasını biraz daha değiştiriyor. Profile geçtiğimizde Cascada ile Astra'nın farklılıkları iyice belirginleşiyor. Bu otomobilin boyu 4696 mm, yani Astra'dan 5 cm daha uzun. Aks mesafesi ise 2695 mm. Bu da Astra ile bir farkı gösteriyor, o da sadece 1 cm. Şimdi eğer tasarıma bakacak olursak zaten bu tarzda, yani bir kabriyo otomobille bir hatchback'in aynı olmasını beklemiyoruz. Özellikle de tavan yapısı ve tavan yapısını oluşturan A sütunu ile ilgili. A sütunu normal Astra'dan elbette daha alçak, daha eğimli ve hemen arkasından da Astra'ya göre daha alçak hissi veren tente tavan devam ediyor. Burada tente tavana özellikle değinmek istiyorum çünkü daha önce Opel metal tavanlı, açılır metal tavanlı otomobilleri tercih etmişti. En azından 90'lı yıllarda ve 2000'lerin başlarında. Fakat nedense bu tip tavanlar, yani tente tavanlar, özellikle Avrupa'da tüketiciler tarafından daha çok kabulleniliyor. Herhalde kabriyo otomobilin olmazsa olmazı olarak düşünülüyor. Çünkü açılır metal tavanlı otomobiller aslında bunlara göre daha kullanışlı. Hem ses yalıtımı anlamında hem de burulma direnci anlamında. Fakat yine de böyle bir kumaş tenteyi herkes daha çok seviyor. Profil tasarımında, yani saç alanda, elbette Opel'in son dönemde kullandığı çizgilerle karşılaşıyoruz. Özellikle ön kapının ön tarafından başlayıp geriye doğru gittikçe güçlenen çizgi aslında arkaya doğru bir omuz çizgisi haline geliyor. Hemen alt tarafta da elbette kapı altındaki çizgiye hepimiz aşinayız. Ve gelelim bagaj bölümüne. Çünkü burada her şey biraz daha karmaşıklaşıyor. Aslında eski otomobillerde tavanın katlanabileceği alan için ayrıca bir parça olurdu. Yani bir kapak olurdu. Bu zaten var ama
Bunlar elektrohidrolik olarak açıldığı için biraz daha büyük tutuluyor ve bagaj kapağı normalden daha küçük görünüyor. Arka tasarımda iki noktadan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi hemen bagaj kapağının üzerinde spoiler haline gelen çiftli çizgi. Bu gerçekten hoş görünüyor. Hemen altına da üçüncü fren lambası yerleştirilmiş. İkinci hususa stop lambaları. Çünkü Cascada yollara çıkıncaya kadar Opel ailesinde böyle bir tasarım yoktu. Bagaj kapağını neredeyse boydan boya geçen bu krom çıta uçlarda stop lambaların içine giriyor. Ve Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yani Eylül ayında karşımıza çıkan makyajlı Insignia'da da benzer stop lambalarıyla karşılaştık. Kabriyo otomobillerde bagaj hacmi her zaman problemdir. Çünkü tenteyi katladığınız zaman yani aracın üstünü açık kullanırken elbette bagaj hacmi oldukça kısıtlanıyor. Cascada'nın bagaj hacmi 350 litre. Ancak bunu 650 litreye kadar büyütebiliyorsunuz. Cascada Türkiye'de iki motor seçeneğiyle satılıyor. Bunlardan bir tanesi 2 litrelik dizel, bir tanesi ise 1.6 litrelik benzinli. Bizim kullandığımız araçta da benzinli versiyon var. Bu motor yepyeni ve ilk defa Cascada ile yollara çıkmıştı. 1.6 litrelik turbo beslemeli bu motorun maksimum gücü 170 beygir. Maksimum torku ise bence çok önemli. 1650 devir dakikada 280 Nm. Cascada'nın iç mekanına girdiğimizde bizi çok tanıdık bir kokpit karşılıyor. Zaten Astra platformunda geliştirilen bu otomobilin iç mekanı da birebir Astra ile aynı. Sadece daha lüks bir hava vermesi için üst taraflarına deri kaplama yapılmış. E bu da zaten istenirse Astra'nın herhangi bir versiyonunda da karşımıza çıkabilecek bence sıradan bir donanım. Kokpit zaten Opel'in tipik tasarım hatlarına sahip. Herhangi bir şekilde şaşırtan bir şey yok. Orta konsolda bir renkli ekran. Hemen altında ise birçok düğmeye sahip müzik sistemi ve multimedya sistemleri. Onun altında da yine birçok düğmeye sahip klima sistemi bulunuyor. Aslına bakılırsa bu çok düğmeli orta konsol tasarımı Insignia ile karşımıza çıkmıştı. Ve o dönemden itibaren de çok kişinin aslında olumsuz eleştirisine maruz kaldı. Her ne kadar Opel Insignia ile birlikte başlattığı bu çok düğmeli orta konsol tasarımının kullanışlı olduğunu iddia etse de hemen iki ay önce Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıttığı makyajlı Insignia'da bu tasarımdan da vazgeçti. Bunun dışında orta konsolda, daha doğrusu vites konsolunda bir tane elbette farklılık var. O da vites kolunun arkasında eklenmiş bir düğme. Bu düğme tabanı açıp kapatmaya yarıyor. Cascada'nın tabanı 17 saniyede açılıyor ve 19 saniyede kapanıyor. Üstelik bunu saatte 50 km hıza kadar yapabiliyorsunuz. Gerçekten havalı. Direksiyon simidi hem boyut olarak hem de ele oturma açısından bence oldukça başarılı. Üzerindeki düğmeler de aslında kullanım anlamında herhangi bir problem yaratmıyor ama yine de bu kadar çok düğmeyi ben sevmediğimi sık sık söylüyorum. Gösterge tablosuna gelince burada 5 ayrı bölüm var. Bunlardan 2 tanesi büyük ve analog. Bir tanesi motor devri, bir tanesi elbette hız için. Üstteki küçük analoglarda ise motor hararetiyle yakıt deposu göstergeleri bulunuyor. Ortada kalan alana yerleştirilen dijital ekranda ise yol bilgisayarı verileriyle birlikte navigasyon ve müzik sistemi verilerini de görmeniz mümkün. Gelelim iç mekan genişliğine. Sonuçta bu otomobil 2 artı 2 kişilik bir kabriyo. Yani gerçek bir kabriyodan bahsediyoruz. Ancak her kabriyoda olduğu gibi Cascada'da da iç mekanla ilgili bir iki farklılık var. Tabii ki hatchback versiyona göre. Öncelikle taban daha alçak hissettiriyor. Dolayısıyla öne görüş biraz daralıyor. Ve ister istemez tabanın bağlantı mekanizmaları yüzünden tam sürücünün gözlerinin üst tarafında bir fazlalık var. Bir parça var. Bu parça işte esas bana sıkıntıyı veren, yani dar hissini veren. Halbuki baş mesafesi konusunda gerçekten bir problem yok. Arka koltuklarsa yetişkinler için, çok uzun yolculuklar için olmasa bile normal gezintilerde son derece makul bir alan sunuyor. Sadece arkadaki camlar nispeten küçük kaldığı için biraz klostrofobik olduğunu söyleyebilirim. Peki Cascada yolda ne kadar keyifli? Öncelikle motor şanzıman ikilisinden başlamak istiyorum. Çünkü keyif katsayısı en yüksek noktalardan bir tanesi bu ikilide yatıyor. Özellikle de motorda. Opel'in yeni geliştirdiği 1.6 litrelik turbo beslemeli 170 beygir gücündeki benzinli motor yerini aldığı 180 beygirlik motordan bence çok daha iyi. Özellikle de
alt devirlerde sağladığı yüksek çekiş gücü gerçekten kıyas kabul etmiyor eskisiyle elbette. Eski nesil 1.6 litrelik 180 beygir gücündeki motorun en önemli problemi alt devirlerdeki boşluğu ve isteksizliğiydi. Özellikle 1500-1600 devre kadar alan bölümde gerçekten de tabana kadar yapıştırsanız da gaz pedalını tepki alamıyordunuz. Ve bu da elbette yakıt tüketimine de olumsuz yansıyordu. Fakat bu yeni geliştirilmiş 1.6 litrelik motorda bu problemlerin tamamı giderilmiş. Zaten 1650 devir dakikada sunulan 280 Nm'lik maksimum tork değeri de bunun en büyük göstergesi. 280 Nm'yi 1650 devirde alıyorsunuz. Dolayısıyla rölantiden 1650 devre kadar olan bölümde de gerçekten çok canlı bir çekiş var. Aslına bakılırsa bu özellikle ıslak zeminlerde gaz pedalına biraz daha dikkatli basmanızı gerektiriyor. Çünkü bu kadar yüksek bir torkla ıslak zeminde gazlamaya kalkarsanız hemen ESP'ye bağlı olarak çalışan çekiş kontrol sistemi sizi sınırlamaya başlıyor. Aksi takdirde patinaja kalmanız ya da virajda önden kaymanız son derece kolaylaşır. Bu motorda benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi de gürültü düzeyi oldu. Gerçekten de sesi oldukça azaltılmış ve aynı tork dağılımı gibi güç bandı da bence oldukça makul. Makulden kastım şu, alt devirlerde yüksek torkla beraber zaten kolaylıkla yürüyebiliyorsunuz ancak üst devirlerde de nefesi kesilmiyor. Sürüşle ilgili diğer noktalara geçmeden önce mutlaka yakıt tüketiminden de bahsetmek gerekecek elbette. Kaskadanın boş ağırlığı neredeyse 1650 kilogram. Dolayısıyla hafif bir otomobil değil ve 170 beygir gücündeki bir motorla da yakıt tüketiminin elbette 1.6 litrelik atmosferik motorlar kadar olmasını beklemiyoruz ya da 1.4 litrelik turbo beslemeliler kadar. Sonuçta ne kadar fazla beygir gücü varsa o kadar fazla yakıta ihtiyacınız var. Ancak burada da Opel mühendisleri bence iyi iş başarmışlar. Cascada'nın benim kullanımımla ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 10 litre olarak gerçekleşti. Gelelim şanzımana. Cascada Türkiye'de otomatik şanzımanla satılıyor. 6 ileri vitesli bir otomatik şanzıman tork konvertörlü. Yani bildiğimiz geleneksel tipte. Fakat bence daha iyi bir şanzımana ihtiyaç var. Daha iyiden kastım da şu. Bu şanzıman çoğunlukla yeterince hızlı tepki veriyor. Pürüzsüz geçişler de sunabiliyor ama bazen gecikmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ve zaman zaman da özellikle virajlı yollarda gaz pedalıyla çok oynadığınızda kafası biraz karışabiliyor. Yani hangi viteste gitmesi gerektiğine karar vermek için biraz zaman isteyebiliyor. Bence Opel mühendisleri motorun yüksek çekiş gücüne güvenerek biraz da uzun oranlar kullanmışlar. Elbette bu tamamen yakıt tüketimini aşağı çekmek için yapılmış bir operasyon. Bu anlamda evet bir sıkıntı yok ama eğer biraz daha kısa aralıklı bir şanzıman olsaydı ve son vitesler daha uzun olsaydı kullanımı daha eğlenceli olabilirdi. Süspansiyona gelince, daha önce söylediğim gibi Astra platformu üzerinde yükseliyor bu otomobil ama elbette yüksek ağırlık nedeniyle süspansiyon sisteminde de bazı güçlendirmeler yapılmış. Ancak süspansiyonda beni rahatsız eden bir nokta oldu. Genel olarak elbette düzgün zeminli yollarda herhangi bir problem yok. Ancak bozuk zeminlere girildiğinde özellikle ön süspansiyon stroklarının yani çalışma mesafelerinin biraz kısa olduğunu gördüm. Bu da elbette Türkiye'de sık sık karşılaştığımız bozuk bölümlerde biraz fazla sert darbe olarak yansıyor ki bu çok hoş değil. Elbette süspansiyon sisteminin sertliği virajlarda işe yarıyor. Bu ağır otomobil her ne kadar şaside daha fazla güçlendirme olduğu için ağırlık merkezi çok yukarıya çıkmasa hatta belki de aşağı inse de ağırlık arttığı için yolda tutması normal Astra'ya göre daha zor olan bir otomobil. Fakat süspansiyon sistemi bu işi gayet iyi yapıyor. Elbette kabriyo otomobillerin diğer bir büyük problemi de tavanlarının tek parça yekpare şasiye bağlı olmaması. Dolayısıyla tente tavandan bahsediyoruz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir yumurta düşünün. Ve bu yumurta aslında normal bir otomobildir. Yani metal tavanlı bir otomobil ve burulması çok daha zordur. Ancak o yumurtayı alıp eğer üst tarafından biraz keserseniz kabuğunu çok kolay çevirebilirsiniz. Çok kolay vurabilirsiniz. İşte normal metal tavanlı otomobillerle kabriyo otomobiller arasındaki en büyük fark bu. Peki bu neye zarar veriyor? Elbette ki hem konfora hem de yol tutuşa. Çünkü otomobiller ne kadar fazla burulursa yol tutuş kabiliyetleri o kadar düşüyor. Aynı zamanda konfor.
Direksiyon sistemine gelince sonuçta Astra'dan geliyor platformla beraber. Ve aynı Astra'da olduğu gibi Cascada'da da direksiyon sistemi gayet iyi çalışıyor. Hem tepkileri yeterince hızlı hem de net. Üstelik ağırlığı da bence iyi ayarlanmış. Dolayısıyla hem manevralarda hem de uzun yolda canınızı sıkacak bir durum yok. Otomobiller ağırlaştıkça durdurması zorlaşır. Dolayısıyla fren sistemlerinin de buna göre geliştirilmesi gerekiyor. Cascada'nın fren sistemi açıkçası hiç canımı sıkmadı. En azından yavaşlama ya da durdurma frenlerinde, ama dozlaması konusunda bence biraz daha iyi çalışılmalıydı. Özellikle yavaşlama frenlerinde fren pedalına bastıkça biraz yumuşama hissediyorsunuz. Ve stroğun belli bir bölümünü geçtikten sonra yavaşlama hissi geliyor. Keşke biraz daha yukarıda, yani pedala dokunduktan hemen sonra yavaşlama başlasaydı. Gelelim görüş alanlarına. Her ne kadar eğimli bir ağ sütunu olsa da hemen ağ sütunun altına konmuş olan kelebek camı sayesinde virajlarda önemli bir problem yok. Elbette bu ağ direği biraz kalın ama birçok otomobilde aynı problemle karşılaşıyoruz. Yanlarda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz ama elbette arka görüşle ilgili ciddi problem var. Çünkü eğimli arka yapı oradaki camın çok küçük kalmasına sebep oluyor. Neyse ki geri manevralar için ortadaki ekranı kullanan bir geri vites kamerası var. Sonuç olarak Opel Cascada hem bu turbo beslemeli benzinli motorunun sağladığı yüksek performans ve makul yakıt tüketimi, hem de gerçekten de 4 yetişkin için geniş iç mekanıyla kabrio keyfi yaşamak isteyenler için iyi seçeneklerden biri. Mitsubishi'nin 2013 yılı başında Avrupa pazarlarında sunmaya başladığı yeni Outlander, Türkiye'de de satışa sunuldu. Mitsubishi Lancer Evo 10 platformunu temel alan yeni Outlander, eski nesline göre 100 kilogram daha hafif. Aerodinamik olarak da yerini aldığı nesle göre %7 daha iyi olan Outlander, Euro NCAP çarpışma testinde 5 yıldız aldı. Outlander, Türkiye'de 2 litre hacimindeki benzinli motor ve sürekli değişken oranlı otomatik şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. 2 litrelik motor, 150 beygir güç ve 195 Nm tork üretiyor. Fabrika verilerine göre Outlander'ın 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi 6.7 litre. Elektronik kontrollü 4 tekerlekten çekiş sistemiyle farklı kullanım koşulları için Eco, Auto ve Lock olmak üzere 3 kullanım modu bulunuyor. Outlander'da 7 hava yastığı, ESP, yokuş kalkış asistanı, görüş kameralı dokunmatik ekran, 9 hoparlörlü müzik sistemi, sunroof, 18 inç alaşımlı jantlar, çift bölgeli dijital klima, xenon farlar, ısıtmalı deri koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı, hız sabitleyici gibi donanımlar bulunuyor. BMW modellerini modifiye ederek kendi logosuyla satma hakkına sahip olan Alpina, dünyanın en hızlı seri üretim dizel otomobilini üretti. BMW 3 serisi üzerinde 50 mühendisin 2 yıllık çalışmasının ürünü olan D3B motor, saatte 278 km'lik son hızı ve 4.6 saniyelik 100 km'ye hızlanma süresiyle dizel otomobil liginde bir rekortmen. BMW'nin 3 litrelik dizel motorunu geliştiren Alpina mühendisleri 350 beygir güç ve 700 Nm torka ulaşmış. Ayrıca şanzıman, soğutma sistemi, gövde yapısı, lastik, jant, süspansiyon, aerodinamik ve iç mekan üzerinde de çalışmalar yapılmış. Ekim tarihlerinde 15 ekibin katılımıyla koşulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rallisi'nde zafer Ömer Yıldız, Mustafa Yücener ekibinin oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun verdiği startla başlayan yarışın ilk gününde ekipler CEMSA özel seyirci etabı, Balıkesir ve Aktepe etaplarını geçtiler. 25.35 km uzunluğundaki bu 3 etapın sonunda Mitsubishi Lancer Evo 8'de Nevzat Pusat Sancar ve Gökhan Sancar ikilisi liderliğe yerleşti. Ancak 3'ü gece olmak üzere toplam 9 etapın geçileceği ikinci güne lider başlayan ikili, günün ikinci etapından sonra mekanik arıza sebebiyle yarışa veda etti. Gündüz geçilen 6 etapın 5'inde en iyi zamanı yapan ekip, başarılı bir performans gösterse de aldıkları 1 dakika 40 saniyelik zaman cezası kendilerini ikinci sıraya geriledi. Rakiplerinin almış olduğu zaman cezasıyla büyük avantaj elde eden
Derviş Sütçüoğlu Harun Çakır ikilisi ise gece geçilecek son 3 etap öncesi 1 dakika 3 saniye farkla lider durumda yer aldılar. Gece geçilen 3 etapta da heyecan dinmedi. Aldığı cezayla geriye düşen Ömer Yıldız Mustafa Yücener ikilisi kalan son 3 etapın ikisinde de en iyi zamanı elde ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rallisi'nin zirvede tamamlamayı başardı. Yarışı kazanan ekip 12 özel etapın 7'sinde en iyi zaman sahibi oldu. Ve sezonun son yarışına avantajlı bir puanla girmek için risksiz bir tempoyla yarışı tamamlayan Derviş Sütçüoğlu Harun Çakır ikilisi liderin 1 dakika 28 saniye gerisinde yarışı 2. sırada tamamladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rallisi'nde kürsünün son basamağında ise Mitsubishi Lancer Evo 4 ile yarışan Sadık Bilgimer, Mustafa Nalçakoğlu ikilisi yer aldı. Mitsubishi Lancer Evo 10 ile yarışan Mehmet Kamiloğlu Murat Aşık ikilisi zorlu yarış sonunda sınıf 4 birinciliğinin sahibi oldu. Yarışa Türkiye'den katılan Adil Küçüksarı Gürkal Menderes ikilisi ise sınıf 8 birincisi oldu. Renault Clio Ranyotti ile yarışa katılan ekip aynı zamanda yarışın iki çeker birinciliğinin de sahibi oldu. Türkiye'den yarışa katılan Simin Bıçakçıoğlu Afşin Baydar ise elektrik arızasıyla yarışı tamamlayamadı. Mücadeleye Fiat Palio ile katılan Özgür Turan Mustafa Zaim ikilisi ise yarışı sınıf 6 birincisi olarak tamamladı. Pilot olarak ilk kez bir yarışa katılan Möver Özpaşa, bayan pilotlar birinciliğini elde ederken Fezile Yorgancıoğlu, bayan co-pilotlar birinciliğinin sahibi oldu. Bugün çok önemli 3 tane konuğum var. Bunlardan 2 tanesi elbette otomobil ama bir tanesi Türkiye'de çok az sayıda bulunan ve insanların yüzlerini güldürmeyi başaran insanlardan biri. Yavuz Seçkin. Merhaba. Merhaba. Yavuz Seçkin hepimiz elbette bizi güldürmesiyle, keyiflendirmesiyle tanıyoruz ama bilmediğiniz yanlarından bir tanesi de klasik otomobil tutkusu. 2 tane birden klasiği var. Üstelik bir tanesi aile yadigarı. Önce Mercedes'i tanıyarak başlayalım. Hadi bakalım. Yavuz Bey'in bana göre en önemli klasik otomobili, zannediyorum ki kendisi için de öyle çünkü bir aile yadigarı olduğunu söylemiştim. Arkamda gördüğünüz Mercedes 234. Bu otomobil 1974 model ve aslına bakılırsa 1968 ile 76 arasında üretilmiş W115 adı verilen karoser koduna sahip. Ben biraz teknik veri vermek istiyorum çünkü hoşuma gidiyor eski otomobillerin teknik verileri. Bu otomobilin uzunluğu 4.68 metre. Yani bugünkü kompakt sınıf sedanlarla yaklaşık aynı boyutta ama o yıllarda bu otomobil aslında bir makam otomobiliydi. Zaten 2700 milimetrelik aks mesafesi de günümüzün orta sınıf otomobilleriyle yaklaşık aynı. Yani içeride yayla gibi mekan var değil mi? Tabii canım 3+1 yani. 2 aile rahat yaşar. O derece geniş, rahat, serin, ferah. Ayakları uzata uzata kullanıyorsunuz. Derin bir araba yani. O anlamda biz de kalabalık bir aile olduğumuz için 4 erkek kardeş, anne, baba falan bayağı akrabalar bu arabaya işte 68 yılından sonra babam bunu 75 yılında aldı. Doluşup hep beraber pikniğe, dağa, bayıra bu bayağı bizi bir idare etti, bayağı bir götürdü. Kısmet ben tekrardan devam ettiriyorum babadan gelen bu yadigarı. Ama bunun ilginç bir hikayesi var, bunu anlatmazsanız olmaz. Ya bu şöyle söyleyeyim, biz babam bunu yani bizim daha evvel Portanus vardı ve artık Mercedes'le Almanya'dan karayoluyla bunu getirdikten sonra tabii bu daha böyle bir bizim bir numaramız oldu. Biraz daha hani ön planda oldu. Tabii yıllar geçtikçe araba yaşlandı. Büyükleri geldi bunların hani daha yeni modelleri. Çürümeler oldu. Motorda, diferansiyelde, şanzımanda falan. Babam bunu elden çıkartmak istemiş. Benim de son dakikada haberim oldu. Bir galeriye bırakmış bunu. Ondan sonra haberim olunca ben hemen apar topar çekimliydim o zaman da. Bıraktım çekimi falan apar topar koşturdum gittim. Galerici arkadaş o dönemin parasıyla işte 3000-3500 arasında bir etiket var. Beni görünce 7000 lira abi dedi. Ondan sonra tamam dedim yani 5-6'ya bir şeye bağladık. Aldım doğru sanayiye. Tabii babanın haberi yok. Bunu güzelcene aslında sadece çamurluk çürük diye alındı araba ama bunu söken usta birkaç gün sonra beni ağlayarak aradı. Abi bu arabayı doluyor ya bizi. Araba daha evinde, bir bağ evinde duruyordu. Arabadan 2-3 tane canlı çıkmış ama iskelet halinde. O derece onlar da yaşamaya başlamışlar. Velhasıl bir yıla yakın sanayide
Bu arabayı ben 2 günde 3 günde bir gittim. Ustaları çünkü boş bırakmaya gelmez biliyorsunuz. Sürekli yanlarında olmak gerekiyor maddi manevi. Bu arabanın toplanmasında tam sonuna kadar başında bulundum. Daha sonra arabayı paketleyip bir şekilde böyle bir kurdele yapıp babama Darıca'ya götürdüm. Karşısına çıkardım. Ondan sonra zaten rahmetli görünce böyle bir baka kaldı. Ondan sonra hani inanamadı. Başka bir araba zannetti. Hani ben ona başka bir araba getirmişim. Kendi arabası olduğuna da inanamadı. Çünkü çil çil koydum kapısına. Ondan sonra rahmetliyle işte bir beraber bindik, gezdik falan. Hala da içinde kokusu var. Çok özel bir şey olsa gerek. Yani hem geçmişte olan bağlar aile anlamında kopmuyor ama aynı zamanda klasik bir otomobil kullanıyorsunuz. Bu ikisi nasıl bağdaşıyor sizde? Neler uyandırıyor sizde? Yani karışık tabii. İkisi bir harmanlanınca o duygular hem babadan gelen bir emaneti biz devam ettiriyoruz. Torunlar belki de benden sonra benim evlatlar alacaklar bunu. Daha ilerlere götürecekler, bakacaklar. Yani tabii bu benim için göz bebeği. Yani her şeyden sakınırım bunu. Gelirim, tozunu alırım, bakarım sağına soluna bir sıkıntısı var mı, konuşurum. Çünkü bu arabanın gerçekten de bir dili olduğuna inanıyorum. Yani bu arabanın benimle konuştuğuna inanıyorum. Yani çok mesela hasta olduğu zaman bir karbüratöründe bunları biliyorsunuz platin meme olayı, evet. Bazen tekler falan. O bana abi beni bir götür, bir check-up'tan geçir, sinyali verir. Konuşur benimle. O zaman bir tur atalım, ne dersin? Ne demek efendim, şeref duyarız yani. Buyurun. Evet, şimdi Mercedes'in içindeyiz. Tabii günümüz otomobilleriyle her açıdan çok farklı ama genel olarak baktığımda modern Mercedes'lerle o kadar fazla birbirine benzeyen nokta var ki. Ne diyorsun bu konuya? Abi önce ben Mercedes'e konsantre olmam gerekiyor. Onun için biraz da karizma. Şöyle müsaadenle hani biraz olay havalı bir olay çünkü biliyorsun. Direksiyon havalı, araba havalı. Biz de biraz havalanalım. Güzel olur. O gelenek Mercedes'te hep var zaten. Yani orijinalli hep koruma geleneği. Müthiş bir şey. Yani hiçbir zaman çizgilerini bozmuyorlar. Teşekkür ediyoruz abi. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Sağ olun, var olun. Peki kullanırken şimdi ben daha önce bu otomobilden kullandım aslında. Ben kendi hissettiklerimi biliyorum ama sen ne hissediyorsun? Yani modern bir araçla bunun arasında seni neler etkiliyor? Vallahi daha çok böyle sanki bir hani denizdeymişim gibi böyle hani denizde teknede dümeni böyle rahat sağa sola kırdığım ama zaman. Ama mutedil dalgalı bir tekne. Evet, evet. Yani sanki dalgalana gidiyormuşum gibi böyle hani amortisör, süspansiyon müthiş. Yani yormuyor yani manuel olmasına rağmen günümüzde otomatik şanzımanlar artık moda diyelim. Ama bu mesela manuel olmasına rağmen rahat. Böyle hani bazen vitesi ben ellemiyorum. Kendi kendine değiştiriyor falan. Yani tek parmakla vites değiştiriyorum. Yani tek parmakla direksiyonu tutuyorsun. Yani aslında kullanımı da çok rahat. Yani 74 yılında çıkan bir araba. Yani ben 69 doğumluyum. İşte benden 5 yaş küçük. Yani yaklaşık 39 yaşında. Bir arabadan bahsediyoruz şu anda ve gördüğün gibi sağa sola kaçmalar falan yok. Gayet temiz gidiyor. Ondan sonra zımba gibi gidiyor. Yani o zamanki mühendisler iyi iş çıkartmış. Evet, şimdiki mühendisler biraz işin galiba hani... soslu taraflarında geziyor yani. Biraz daha makineye döndüğü olay hani. O zaman fabrikalarda çalışan, bu Mercedes'in fabrikalarında işte çalışanlar daha çok insan gücüne dayalı üretimler vardı. Şimdi makine gücü. Bu arada şimdi ben önde oturuyorum ve hakikaten burada çok ciddi bir diz mesafesi var ve arkada da birisi otursa çok rahat oturacak. Ya bu yıllarla kıyasladığım zaman mesela ben ya bu otomobil gerçekten çok başarılı yapılmış iç mekan anlamında. Yani hakikaten ferah, kocaman camlar, koltuklar bile yaylı koltuklar bunlar, artık bunlar kullanılmıyor ama konfor anlamında işi Mercedes o zaman da gerçekten üst noktada yapıyormuş belli yani. Yani rahat. İç dizayn çok rahat. Biz çok uzun böyle eskiden hani babam bizi
pikniklere ve mokamplar vardı işte. Karavan takılıydı arkada. Bu araç yani o karavanı çekerdi, bizi çekerdi. 2-3 yolda kalmış arabayı falan çekerdi. Yani böyle yardımsever de bir araba bu. Karakaçan lakabı oradan mı geliyor acaba? Evet, büyük ihtimalle oradan geliyor. Gerçekten çok başarılı yani. Çok keyifli. Bununla güzel bir turumuzu atalım. Ondan sonra da bir Porsche'ye geçelim. Her ne kadar kol kası yaptırıyor ama yine de güzel bir otomobile benziyor. Evet, onu bir tanımak lazım tabii. O biraz daha böyle mesafeli duruyor bana. Yani ama bu yıllardır bizde. Bu çocukluğumu biliyor yani. Huyunuzu suyunuzu tabii, karşılıklı biliyorsunuz. Tabii, öteki de daha böyle birbirimizi tanıma aşamasında, evresindeyiz. Flörttesiniz daha evresi. Ya belki bir ayrılık olabilir onda, bilmiyorum. Çünkü çok nazlanıyor bana. Neyse bir de ona bakalım da ne kadar nazlı olduğunu anlamaya çalışalım. Bakalım. Yavuz Bey'in Porsche'si tahmin edildiğinin aksine bir 911 değil. Daha farklı ama Porsche tarihi açısından da çok önemli bir model. 924. Bu modelin özelliği ne derseniz çok basit bir açıklaması var. Biliyorsunuz Porsche ilk yollara çıktığında arkadan motorlu ve boxer'ı hava soğutmalıydı. Ama 924 Porsche tarihindeki önden motorlu ve üstelik su soğutmalı motora sahip ilk Porsche modeli ünvanını taşıyor. İlginç bir otomobil ve anladığım kadarıyla üzerinde çok da emeğiniz var değil mi? Kesinlikle öyle. En az benim kadar ilginç bir şey bu. Ben de bir şey toplama gibi kendimi böyle hani bazen sağdan soldan ünlülerden oradan buradan çok fazla esinlendiğim için bir toplama sayılırım. Bu da biraz toplama oldu benim gibi. Tabii bu da bambaşka bir uğraşı. Bu Mercedes'e göre daha biraz sıkıntılı. Parça sıkıntısı yaşadık çünkü bunlarda bulunmuyor. Parçası yok. Çıkması yok. Çok gittim geldim valizlerde. Ondan sonra baskı balata çok taşıdım. Ve yapılabilecek en son hale getirdim. Ama hani şu an mükemmel mi? Değil ama sonuçta bu da bir klasik. Ve üzerinde 2 litrelik motor var. 125 beygir. Bugünle kıyaslandığı zaman komik gibi görünebilir ama o yılların otomobilleri çok da ağır değildi. Dolayısıyla performans anlamında herhalde keyif veriyordur. Evet, bir 25 beygirde ben varım. Toplamda 150-160 beygiri buluyor. Ben içeride sürekli çünkü hadi oğlum, hadi oğlum. Buna da oğlum diyorum. Çünkü bunda böyle apacan bir tavır var. Yani Mercedes kız bu oğlan. Ondan sonra bu sürekli böyle aralara derelere girmeye çalışıyor. Ufak tefek ya. Buna da oğlum diyorum ben ama işte böyle daha yeni sanki yürüyen bir evlat gibi bu. Çok bunu böyle hızlı kullanmamaya gayret ediyoruz. Zaten 80'i geçmiyor yani çok hızlı. İstesek de kullanamıyoruz. Çünkü artık dış görüntüsü çok spor, çok havalı ama içinde artık yavaş yavaş bir takım şeyler gerekiyor yani hani dikkatli davranmak gerekiyor yoksa elimizde kalır bu yavru. Onun için buna böyle çok narin davranıyoruz. Maliyet anlamında da bu çok maliyetli bir araba oldu. Yani yapılış anlamında bu arabayı ben Antalya'dan işte 10 bin lira gibi bir rakama alıp 50 bin lira gibi bir rakama yani eski parada 10 milyar 50 milyar diyelim rakama mal ettim. Bir sinema projesinde kullanmak için yaptık bu aracımızı. Bir popstar Das Borak Überstar daha doğrusu. Onun filminde kullanılmak üzere yapıldı. Filmi bekliyor şu anda. Yani bir film yıldızı olacak ve biz bunun önündeyiz. Yani şu anda geleceğe doğru bakıyoruz. Doğru mu? Bence bu röportajdan sonra daha da bir yıldız olacak. Belki filmi de olacak. İnşallah uğurlu gelir bu röportaj ve bu araba popstarımızın o gençlik yıllarında kullandığı Kreuzberg'te o aralarda, ara sokaklarda kullandığı araba olarak beyaz perdede karşımıza çıkar. Evet, Porsche afacan diyorsunuz ama siz daha afacansınız bildiğim kadarıyla ve son dönemde özellikle bir önemli projeniz vardı. Muppet Show benzeri. Evet. Ve burada çok ilginç tiplemeler var. Özellikle bir tanesi benim çok ilgimi çekiyor. Bülent Ersoy. O da bir klasik. Ben klasiklerden devam ediyorum. Tabii o benim hobim. Yani otomobiller o da bir hobi olarak hayatımda yer alıyor. Fakat kuklalar işte ve bu çocukluğumuzdan gelen o Muppet Show hayranlığı beni böyle bir uğraşıya da itti. Gördüğünüz gibi ben hani sahnenin dışında bir yanda sanayideyim, bir yanda atölyedeyim, bir yandan kukla yapıyorum, bir yandan otomobillerle uğraşıyorum. Tamam keyif alıyorum bu işten. Onu da bir modeline getirdim size.
O zaman şu an hazırlanıyor süt banyosunda, çıkartıp getireceğim. O zaman Bülent Hanım'a da otomobillerle ilgili neler düşündüğünü soralım. Dur bakalım ne düşünüyor. Hani yani inşallah cevap verir. İyi gününde yakalarız. Ayol sanki badana boya yapıyor. Ay bitir şu makyajı. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Rararay. Rararay. Ay. Bülent Hanım hoş geldiniz. Evladım hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz dünya güzelleri. Çok teşekkür ederim. Biraz bekledik sizi. Sanıyorum bir işiniz vardı. Efendim nacizane ben her sabah iki danayı küvete boşaltıyorum ve süt banyosu icra ediyorum. Efendim tabii tenimin güzelliği hububatı bubattan dolayı vakayı vakvaki evet evet. Peki bence de güzel olmuş zaten bu banyoların faydasını gördünüz kesin. Ama biz gerçek hayatta trafikte çok fazla vakit geçiriyoruz. Sizin otomobillerle ve trafikle aranız nasıl? Efendim ben biliyorsunuz taksiye bindiğimde en öne oturuyorum. Taksici gözükmüyor. Ah, 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 ah. Evladım evet en öne otururum her zaman. Önde lider konumundayım. Efendim detone şoförleri dikkatle takip ediyorum. Uyarıyorum, ele diyorum, durduruyorum, efendim kafa göz giriyorum, evet. Peki bu sizin için tehlikeli değil mi Bülent Hanım? Sonuçta siz bir divasınız. Evet, tabii efendim şaka ediyoruz. Ben trafikte her zaman araçları dikkatli kullanmaları... Gerçi beni görünce dikkatleri dağılıyor. Ay, ay, ay. Peki o zaman biz sizi daha fazla yormayalım. İlk bulduğumuz taksinin en önüne sizi oturtup gerekli yere gönderelim yani sahneye ya da evinize. Efendim ben latife ettim. Limuzin yok mu? Öyle anlaştık. Limuzin. Çek şu mikrofonu. Çek. Ay. Limuzinimi getirin bana. İçinde küvet de olsun. Süt banyosu yapacağım. Ay. Ay. Sefam olsun. Çile. Yavuz Bey gerçekten çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir gün yaşattınız bize. Hem klasiklerinizle hem de Bülent Hanım'la birlikte. Umarım özellikle de Mercedes'te çok daha uzun yıllar çoluğunuzla çocuğunuzla keyifle seyahat edersiniz. Ve ileride de belki başka klasiklerle tekrar programımıza gelir ve bizi mutlu edersiniz. İnşallah efendim. Klasikler bizde çoğalacak. İnşallah bu hobimiz, bu eski otomobillere olan ilgimiz belki çoğalarak devam eder. Değil mi Bülent Hanım? Evladım bana ne soruyorsun? Allah Allah. Ben işimi gücümü yapıyorum. Tamam kes. Kes röportajı. Biraz kızdırdık onu. Neyse. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir otoritenin daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Kaçırdığınız bölümleri ahaber.com.tr adresinde programlar sekmesinden izleyebilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz otorite@ahaber.com.tr. Haftaya görüşmek üzere.